Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFET ve Bolu Offroad Spor Kulübü BOLOF tarafından Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok sporsever tarafından heyecanla takip edildi. 27 Ekim'de start seremonisiyle başlayan zorlu mücadelede ilk gün 5, ikinci gün 4 etap olmak üzere toplam 294.63 kilometre koşuldu. Cem Alakoç, Aras Dinçer güne şanssız başladılar. Henüz günün ilk etabının 6. kilometresinde yoğun notunda sorun yaşadılar ve yol dışı yaptılar. Ardından lastik janttan çıkınca durmak zorunda kaldılar. Lastiği değiştirirken bu kez araç 3 kez krikodan düştü. Sonunda lastik değiştirildi ve yola koyuldular. Ancak etapta 6 dakika zaman kaybedince etabı 51. sırada tamamlayabildiler. Alakoç Dinçer ikilisi günün ikinci etabında ise araç düzgün çalıştı ve etapta en iyi ikinci zamana imza attılar. 15 kilometrelik etapta Ali Türkkan'ın 1.1 saniye gerisinde ikinci oldular. Günün üçüncü etabında da tempolu sürüşlerine devam ettiler ve etabı 3. sırada tamamladılar. Günün dördüncü ve son etabında üst üste ikinci zamana imza attılar. Eğer ilk etapta sorun yaşamasalardı muhtemelen günü ikinci sırada kapatacaklardı. Kaybettikleri 6 dakika zaman onlara pahalıya mal oldu ve günü 17. sırada tamamlayabildiler. Cem Alakoç ilk gün tamamlandığında akşam üzücü bir haber aldı. Eşinin annesini kaybetmişlerdi. Dolayısıyla hemen yarışı bıraktı ve ailesinin yanına giderek cenazeye katıldı. Biz de buradan Cem Alakoç'un eşi Zeynep Alakoç ve ailesine başsağlığı diliyoruz. (Gülüyor)